Merhabalar. Bu videomuzda tavşanımızı yapacağız. Şöyle ben Lonasalara'dan renkler seçtim ama ten rengi için galiba 971 kullanacağım. Şöyle şu renkle şu renk arasında kaldım. 907. Galiba bu renk kıyafetini de bilmiyorum mor ya da şöyle bir pembe. 939. Önce kafamızı örerek başlayalım. Şöyle kendime bir de cüzdan yaptım. Şöyle altında düğmeleri var. Bunu tüylü bir iple yaptım. Eğer tarifi isterseniz yorum yaparsanız hani yeteri kadar isteyen olursa bunun tarifini de verebilirim. Kolay aslında siz de yapabilirsiniz öyle kendiniz. Şöyle ön tarafta makasımı ayrı katmak için. Çünkü tığlarımın hani uç kısmına değmesin diye buraya sadece tığlarımı katıyorum. Şöyle fermuarda çok şey durduğu için şu şekilde kesinlikle açılma falan yapmıyor. Bu şekilde makasım için ayrı yer yaptım. Şimdi şöyle 971 rengimizle tavşanımızın kafasıyla başlıyoruz. Bu malzemelerin hepsini Sifalı Gurmiler Instagram sayfamdan sipariş oluşturabilirsiniz. Amigurumi yaparken amigurumi ipleriyle yapmanız önemli. Çünkü hani bunlar daha çok koton ipler olduğu için akrilik iplerle koton iplerin görünüşü duruşu aynı değil. 971 numarayla şöyle tığım 2.0. Kafası için sihirli halka yaparak başlıyoruz. İlk sıramda içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. 2, 4, 5, 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Bir tane işaretleyici takacağım. Şöyle. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda her bir ilmeğimize ikişer adet sık iğne yapacağız. İkinci sıramızın sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz olacak. 6 defa arttırma yapmış oluyoruz. İkinci sıramızı tamamladık. İşaretleyicimi 3. sırama alıyorum. 3. sıramda bir tek örüp bir arttırma. Bir tek örüp bir arttırma. 6 defa tekrarlıyorum. 3. sıramızın sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak. Evet, 3. sıramı da tamamladım. 4. sıramıza geçiyoruz. İşaretleyicimi 4. sıramı aldım. 4. sıramızı 2 tek örüp 1 arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar 2 tek örüp 1 arttırma işlemini 6 defa tekrarlıyoruz 4. sıramızda. 4. sıramızın sonunda 24 adet ilmeğimiz olacak. Dördüncü sıramı da tamamladım. 5. sıramıza geçiyoruz. Şöyle işaretleyicimi 5. sırama aldım. 1, 2, 3. 5. sıramızda 3 tek örüp 1 arttırma. Sıra sonuna kadar 3 tek örüp 1 arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağız. 5. sıramızda 5. sıramızın sonunda toplamda 30 adet ilmeğimiz olacak. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. 6. sıramızı 4 tek örüp 1 arttırma yaparak tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar 4 tek örüp 1 arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 36 tane ilmeğimiz olacak. 6. sıramızın sonunda.
Yedinci sıramıza geçiyoruz. İşaretleyicimi yedinci sırama alıyorum. 2, 3, 4, 5. Yedinci sıramızı da 5 tek örüp bir arttırma yaparak tamamlayacağız. Yedinci sıramızın sonunda toplamda 42 adet ilmeğe ulaşmış olacağız. Yedinci sıramızı tamamladık. Sekizinci sıramıza geçelim. Şöyle işaretleyicimi sekizinci sırama alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tek örüp bir arttırma. Sekizinci sıramızı da 6 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağız. Sekizinci sıramızın sonunda 48 tane ilmeğimiz olacak. 9. sıramıza geçiyoruz. Şöyle işaretleyicimi 9. sırama aldım. 9. sıramızı 2 3 4 5 6 7 7 tek örüp bir artırma yapacağız 9. sıramızda. Bu işlemi yine 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda toplamda 54 adet ilmeğimiz olacak 9. sıramızın sonunda. Onuncu sıramıza geçiyoruz. Şöyle işaretleyicimi 10. sırama alıyorum. 10. sıramızı 1, 2, 3, 4. 4 tek örüp bir arttırma yapıyoruz. 5 defa da 8 tek örüp bir arttırma yapacağız. Daha sonra kalan 4 tane ilmeğimizi de tek tek örüp 10. sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir arttırma. 5 defa tekrarlıyoruz. Kalan 4 taneyi de tek örüyoruz. 10. sıramızın sonunda toplamda 60 tane ilmeğimiz olacak. 60 adet ilmeğimize ulaştık. 60 adet ilmeğimize ulaştıktan sonra 10. sıramızı tamamladık. 7 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Yani 17. sıramızı da tamamlamış olacağız. Evet, toplamda 7 sıra demiştik. Ben 8 sıra ördüm. Biraz kısa kaldı. Şöyle 2, 4, 6, 7. Bir sıra daha öreceğim. 8. Toplamda 8 sıra örmüş oluyoruz. 60 adet ilmeğimizi 2, 4, 6, 7. Bir sıra daha öreceğim. 9. sıramıza geçeceğiz. Yani şöyle 10. sıramızı tamamlamıştık. 10. sıramızdan sonra 8 sıra daha ördük. 10. sıramızdan sonra 2, 4, 6, 7, 8. 18. sıramızı tamamladık. 19. sıramıza geçiyoruz. 19. sıramızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tek örüp bir arttırma yapacağız bu sıramızda. 6 defa tekrarlayacağız 9 tek bir arttırma işlemini. 19. sıramızın sonunda 66 tane ilmeğimiz olacak. 8, 9, 66 tane ilmeğimizi 20, 21 ve 22. sıralarımızı 3 sıra düz öreceğiz. Evet, 54 66 adet ilmeğimize ulaştıktan sonra toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. 66 adet ilmeğimizi, yani 19. sıramızı tamamladıktan sonra 20, 21, 22, 23, 24 sıralarımızı ördük. Gözlerimizde şöyle 12 milim 17 ve 18. sıraların arasına 8 sık iğne arayla taktım gözlerimizi. Şimdi toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördük. 66 adet ilmeğimizi 25. sıramıza geçeceğiz burada. Burada videoyu durdurup siz de o kalan kısmı tamamlayabilirsiniz. Evet, 25. sıramıza geçeceğiz. 25. sıramızı 1, 2, 3, 4. 4 tek örüp bir azaltma yapacağım.
Bu işlemi 25. sıramızda toplamda 11 defa tekrarlayacağız. 25. sıramızın sonunda 11 defa 4 tek bir azaltma, 4 tek bir azaltma yaptıktan sonra 55 adet ilmeğimiz kalacak 25. sıramızın sonunda. Evet, 25. sıramızı tamamladık. 55 adet ilmeğimiz kaldı. 26. sıramıza geçiyoruz. 26. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tek örüp bir azaltma yapacağız. Bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlıyoruz. 6 defa tekrarladıktan sonra sıra sonunda 7 tane ilmeğimiz kalacak. En son 7 tane ilmeğimizi de 5 tane ilmeğimizi örüp ikisini tekrar azaltma yapacağız. 26. sıramızı da 6 tek bir azaltmayı 6 defa yaptım. Sıra sonunda kalan 7 tane ilmeğimi de 5 tek örüp bir azaltma yaptım. Toplamda 7 kez azaltma yapmış olduk. 26. sıramızın sonunda 48 tane ilmeğimiz kaldı. Şöyle işaret. Evet, şöyle 26. sıramızı tamamladık. 27. sıramıza geçtik. 27. sıramızı 1, 2, 3. 3 tek örüp bir azaltma yapacağız. 27. sıramızda 3 tek örüp bir azaltma işlemini 9 defa tekrarlayacağız. Kalan 3 tane ilmeğimizi de tek tek örüp bitireceğiz bu sırayı. 27. sıramızı 27. sıramızda 9 tane azaltma yapmış olacağız. 27. sıramızın sonunda 39 adet ilmeğimiz kalacak. 27. sıramızı tamamladık. 28. sıramıza geçiyoruz. 28. sıramızı tekrar 1, 2, 3. Tekrar 3 tek örüp bir azaltma yapacağız. 28. sıramızda da 3 tek bir azaltma işlemini 7 defa tekrarladım. Kalan 4 tane ilmeğimi de 2 tek örüp bir azaltma yaptım. Yani toplamda bu sıramızda da 8 tane azaltma yaptık. 39 adet ilmeğimiz vardı. 31 adet ilmeğimiz kaldı. 29. sıramıza geçiyoruz. 29. sıramızı 1, 2, 2 tek örüp bir azaltma yapacağız. 29. sıramızda da 2 sık iğne bir azaltma işlemini 7 defa tekrarlayıp kalan son 3 taneyi de düz olarak örüyoruz. 29. sıramızın sonunda 24 tane ilmeğimiz kaldı. Burada bir miktar kafanın içerisini dolduralım. Evet, kafayı bir miktar doldurdum. Şimdi 30. sıramıza geçeceğiz. 30. sıramızda bir sıra daha 2 tek bir azaltma yapacağız. Bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 18 tane ilmeğimiz kalacak 30. sıramızın sonunda. Burada da kafayı bırakacağız bu şekilde. Çünkü bedene dikeceğimiz için alt vücut kısmına. Evet, şöyle yine emzik ipinden ipimi aldım. Yüz şekillendirmemizi yapacağız. Şöyle kafanın arka kısmından bir noktadan batıyorum. Gözün alttan çıkacağım. Şöyle arkada tutabileceğimiz kadar ip bıraktım. Tekrar gözün üst kısmından batıp arkada bir boşluk. Şöyle iplerime batmadan çıkış yapıyorum. Bunu gözün bir tarafına geçiriyoruz. Şöyle fark etmez, ben diğer tarafa geçireceğim gözün alt kısmına. Tekrar boşluk bir noktadan batıp gözün üst kısmından çıkıyorum. Alttan batacağım. Aynı ilmeğimin içerisinden çıkacağım. Bunu da diğer tarafına.
alt kısma doğru. Şöyle iyice çekiyoruz. Elimizle şekillendirerek. Şöyle gözümüzün duruş şeklini elimizle ayarlayacağız. Arkada da sıkıca bağlayacağız. Diğer göze de aynı işlemi uygulayacağız. Ayrıyeten yapıyoruz. Gözlerimizi şekillendirdik. Şimdi de burun kısmını yapacağız. Şöyle 18 ve 19. sıranın arasından tam iki gözün ortasından çıkıyoruz. Şöyle alttan bağlayacağım kadar ipimi bırakacağım. Tekrar alttan bir sıra kalacak şekilde şöyle elyaflarımızın altından geçiriyoruz. Tekrar aynı yerden çıkacağım. Tekrar aynı sıradan, yani bir sıra alttan batıp tekrar alttan çıkartıyoruz. İpimizi burada şöyle şu şekilde sıkılayacağız. Evet, bu şekilde sıkılıyoruz ve bağlıyoruz. Evet, bu şekilde şöyle sıkıca bağladım. İplerimi keseceğim. Yanaklara çok az bir şey daha, şöyle elyaf, şu kısımlara doğru elyaf doldurabilirsiniz. Tombul yanaklı olsun diye. Evet, bu şekilde suratımız şöyle biraz daha şöyle şu tarafa doğru çekeceğim. Evet, ortalayacağım. Evet, şöyle kahverengi tek kat ipimi taktım. Şöyle alttan ipimi geçişini yapıyorum. Tekrar batacağım, boyundan çıkacağım. Tekrar aynı ilmeğin içerisinden batıyorum. İki defa geçiş yapacağım. Tek kat ipim. Evet, şöyle şimdi de şuraya burun kısmını yapacağız. Şöyle yanlardan ikişer sık iğne ortalayacak şekilde burnumuzu da şöyle birkaç kez geçiş yaparak dikelim. Evet, şöyle iki kat siyah ipimi taktım. Gözün şöyle yakın bir noktasından çıkacağım. Tekrar yan taraftan batıyorum. Diğer göze de aynı işlemi yapacağım. Evet, şimdi kaşlarımızı yapacağız. Gözün 1, 2, 3 sıra üstünden çıkacağım. Bir sıra üstten batacağım. 1, 2, 3, 4 sık iğneyi arasına alıyorum. Tekrar diğer kaşımızı da 1, 2, 3, 4 bir sıra alttan batacağım. Evet, kaşlarımız da bu şekilde. Şimdi beyaz renkle göz altına bir kısım yapacağız. Beyaz rengimizi normal
olarak takıyorum. Sadece siyahı iki kat olarak kullandım. Şöyle gözün alt kısmından çıkıyoruz. Tek kat olarak şöyle yan taraftan batacağım. Beyazlıklarımız da bu şekilde. Suratımızı bu şekilde yaptık. Şimdi kulaklarımızı yapacağız. Kulağımızı yapacağız. Şöyle sihirli halka yaparak başlıyoruz. İlk sıramızda 6 tane sık iğne dolduracağım. 4, 5, 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. İşaretleyicimi takacağım. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda hemen bir tane arttırma yapıyorum. İki taneyi tek örüyoruz. Bir arttırma daha yapıp iki taneyi tek örüp ikinci sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. İkinci sıramızın sonunda 8 tane ilmeğimiz oldu. Üçüncü sırama geçiyorum. İşaretleyicimi üçüncü sıramıza alıyoruz. Bir tek örüp bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüp bir arttırma. Üç tek örüp bir arttırma daha yapacağım. Üç taneyi tek tek ördüm, bir arttırma daha yaptım. Bir tek ör bir arttırma, bir tek ör bir arttırma, üç tek ör bir arttırma yaptık. 11 tane ilmeğimiz oldu. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda 1, 2, 3. 3 taneyi tek tek ördüm, bir arttırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane daha ördüm, bir arttırma. Kalan 3 taneyi de tek tek örüyorum. 1, 2, 3. Evet, 4. sıramızın sonunda 14 tane ilmeğimiz, 13 tane ilmeğimiz oldu. Çünkü 11 taneydi. 2 kez de burada arttırma yaptık. 13 tane ilmeğimiz oldu. 4. sıramızın sonunda 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda bir tek örüp bir arttırma. 3 tek örüp bir arttırma. 3 taneyi tek tek ördüm, bir arttırma daha yapıyorum. Tekrar 3 tane örüp bir arttırma daha yapacağım. Kalan 3 ilmeğimi de tek tek örüp 5. sıramızı da bu şekilde tamamladık. 5. sıramızın sonunda 17 tane ilmeğimiz oldu. Burada sıra sonunda 5. sıramızın sonunda 2 tek örüp bir arttırma daha yapıyoruz. ...17 tane ilmeğimiz oldu 5. sıramızın sonunda. Şöyle 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramda 1, 2, 3, 4. 4 tek örüp bir arttırma yapıyorum. Tekrar 4 tek örüp bir arttırma. 3,
4. 2 defa 4 tek örüp bir arttırma yaptım. Kalan 7 tane ilmeğimi de tek tek örüp 6. sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 2 3 4 5 6 7. 6. sıramızı da bu şekilde tamamladık. 19 tane ilmeğimiz oldu. 6. sıramızın sonunda 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızı 9 tek örüp bir arttırma. Kalan 9 taneyi de tek tek öreceğim. 2 4 5 6 7 8 9. Bir arttırma yapacağım. Kalan 9 taneyi de tek tek örüp 7. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 7. sıramızın sonunda 20 tane ilmeğimiz olacak. 8. sıramıza geçeceğiz. İşaretleyicimi 8. sırama alıyorum. 3 tek örüp bir arttırma yapacağım. 8. sıramda tekrar tek tek örerek 9 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir tane daha örüyorum. 10. 10 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma daha yapıyoruz. Kalan 5 tane ilmeğimizi de tek tek örüp 8. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 8. sıramızın sonunda 22 tane ilmeğimiz oldu. Şöyle işaretleyicimi 9. sırama alıp 9. sıramıza geçiyoruz. 2 3 4 5. 5 tane ilmeğimi tek tek ördüm, bir arttırma. Tekrar 9 tane ilmeğimi tek tek örüp bir arttırma daha yapacağım. 4 5 6 7 8 9. 9 taneyi tek tek ördüm, bir arttırma. Kalan 7 tane ilmeğimizi de tek tek örüp 9. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 9. sıramızın sonunda 24 tane ilmeğimiz olacak. Evet. 9. sıramızı da tamamladıktan sonra toplamda 2 4 6 7 24 adet ilmeğimizi 7 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Yani 16. sıramızı da tamamlamış olacağız. Evet, 7 sıra düz ördük. 16. sıramızı tamamladık. 17. sıramıza geçiyoruz. 17. sıramızda 1 2 2 taneyi tek tek örüp bir azaltma. 17. sıramızı 2 tek ör, bir azaltma. Bu şekilde 6 defa tekrarlayacağız. 17. sıramızın sonunda 18 tane ilmeğimiz kalacak. 17. sıramızı tamamladıktan sonra 18. sıramızı 18 tane ilmeğimizi bir sıra düz bir şekilde örüp bitiriyoruz. Bu şekilde iki kulağımızı da aynı şekilde hazırlıyoruz. Evet, kulağımızı dikmek için şöyle birleştireceğiz önce. Diğer kulağım da aynı şekilde birleştireceğim. Şekilde birleştiriyoruz. Şimdi şöyle iki kulağımızı tam tepe kısmına gelecek şekilde şöyle orta kısımdan tepede ikisini birleştireceğim. Şöyle biraz yakın olacak birbirine.
Bu şekilde birleştiriyoruz. Şöyle dikişini yapacağız. Diğerini sonra takacağım tekrar. Şöyle şuradan batıyorum, yan taraftan çıkacağım. Tekrar kulağın içerisinden, karşıdan, tam uç noktalardan bu şekilde çıkıyorum. Bu şekilde geçiş yaparak birkaç kez sıkıca tutturuyoruz. Diğer kulağımızı da tekrar aynı mesafede yanına takıp onu da aynı şekilde dikeceğiz. Şöyle son ilmeklerin içerisinden geçiyorum. Arkadan çıkacağım. Diğer kulağımı da yan tarafına tekrar sabitliyorum. Evet, bu kulağımızı da aynı şekilde dikiyoruz. Evet, şöyle hafif de ben makyaj yaptım. Bu şekilde tavşanımız, diğer videolarımızdan beden yapımıyla devam edeceğiz.